Nasılsınız Sinem Hanımcığım? Daha iyi misiniz o ilk şoku atlattıktan sonra? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim. Hatta sancım da geçti. Ama Onur'u çok merak ediyorum. Kocanız iyi, merak etmeyin. Sadece onu kontrol amaçlı birkaç test için MR'a aldık şimdi. Eğer siz olmasaydınız biz ne yapardık onu hakikaten hiç bilmiyorum. Boşuna bakmayın doktor bey. Ben iyiyim. Kafamı vurdum o kadar. Ömür bey, kafa bu. Şakaya gelmez. Onun için kusura bakmayın, sizi bırakamam. Doktor bey, ben de onu diyorum. Kafa bu. Benim zaten lakabım betonarmeydi. Oraya buraya çakardım kafamı. Bir şey olmaz, alışığım. Ömür bey, lütfen burada kalmanız gerekiyor. Yani bir doktor olarak bunu benden isteyemezsiniz. Ya inadı tuttu mu tutuyor işte. Aslında deli ediyor beni ama önüne geçemiyor herhalde. Oğlum olacak diye tutturdu. Sinem Hanımcığım, ben gerçekten size hak veriyorum. Gerçekten mi? Hı-hı. Şimdi biz hanımla çocuğun cinsiyeti sürpriz olsun dedik ama ben dayanamıyorum. Acaba önceden öğrenmem mümkün mü? Onur bey, ultrason sonuçlarına bakmak istemediniz. Öyle dedirtti doktor bey. Tutturdu sürpriz olsun diye. Ben sonuçlarını Onur'dan önce öğrenmek istiyorum. Çünkü ona gıcık oldum. İlk söyleyen ben olmak istiyorum ona. Yani ama olur mu öyle şey Sinem Hanımcığım? Yani kocanıza da haber vermemiz lazım. Öğrenmek onun da hakkı. Ama bana nasıl davrandığını siz de gördünüz. Bence bu kadarını hak etti. Erkekler ne kadar duyarsız oluyor. Beni anlasanız anlasanız siz anlarsınız Nisan Hanım. Hem kadınlar birbirine yardımcı olmazsa kim yardımcı olacak, öyle değil mi? Ha? Ya sırf erkek çocuk istiyorum diye bana demediği söz kalmadı. Ya bu sefer de erkekler kazansın. Bu sefer de bizim istediğimiz olsun doktor bey. Tamam. Evet. Evet, kadınlar birbirini kollamalı. Tamam. Hayrola Nisan Hanım, ne işiniz var uçak laboratuvarda? Benim aklıma birkaç tane test sonucu takılmıştı da onlara bakmaya geldim. Siz? Aynen, öyle birkaç şeye bakıp çıkacağım. Nisan, tamam anladım. Ben seni hiç boşuna numara yapıp durma, tamam mı? Sen buraya ultrason sonucu için geldin, değil mi? Tamamımı kıvırmayın, siz de onun için geldiniz biliyorum. Aa, çok ayıp Nisan, çok ayıp. Hocaya böyle söylenmez, çok ayıp. Bir daha duymayayım sakın. Dur Nisan, ne yapıyorsun? Oraya el sokulur mu? Aferin sana. Gerçekten bravo yani. Of! Ya tamam. Yani yaptığımda gurur duymuyorum ama yani... Ne yapayım? Beni de Sinem Hanım ikna etti. Söz verdirtti kendine. Sanki siz... suçlu değilmişsiniz gibi davranmayın lütfen. Ne yapayım? Beni de Onur ikna etti. Resmen kalıma girdi yani. Ne yapayım? Ama yine de sen suçlusun Nisan. Sen. Neden? Çünkü senin yanında dura dura sana benzedim ben. Bu ne ya? Böyle çocuk gibi gizli girmeler, ultrason sonucu bakmalar falan. Bir şey söyleyeceğim. Bir tek beni suçlamaktan vazgeçin. İkimiz de suçluyuz bu durumda. Neyse. Belki de daha iyi olmuştur. Nereden bileceğiz? Daha iyi oldu. Evet, çok iyi oldu değil mi? Ne kadar güzel oldu. Ne diyeceğiz şimdi insanlara? Ha? Hadi gel. Çıkıyoruz. Hadi gel.